Doçent Doktor Mahmut Aydın, Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanıyım. Kerendeniz Antik Kenti'ni Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Batman Üniversitesi adına kazı başkanlığını yürütüyorum. Kerendeniz kazısı 1987 yılından beri aralıksız yürütülen ve 2021 yılında da 12 ayı Cumhurbaşkanlığına bağlı 12 ayı sürdürülen kazılar arasında bulunmaktadır. Kerendeniz Antik Kenti'nde 35 yıldır süren çalışmalarda Roma İmparatorluk dönemine ait bir liman hamamı ortaya çıkarıldı. Restorasyon yapılarak turizme hazır hale getirildi. Daha sonra da Kelenderis'te bazilikal planlı 370 metrekare mozaik bulunduran bir kilise ortaya çıkarıldı. Kilisenin çatısı dahil bütün restorasyon çalışmaları yapılarak turizme hazır hale getirildi. Bu iki yapımız bir Osmanlı dönemine ait antrepo binası restore edilerek şu anda kazı ofisleri olarak kullanmaktayız. Şu anda çalıştığımız arkamındaki yapı Roma İmparatorluk dönemine ait bir odeon. Odeon'un neredeyse tamamını ortaya çıkardık bu yılki yaptığımız çalışmalarla. Hala kazı çalışmalarımız Odeon ve çevresinde devam ediyor. Buranın röleve, restorasyon ve restitüsyon projelerini hazırladık. Eksikliklerimizi tamamlayıp turizmle buluşturmayı düşünüyoruz. Odeon yapısı özelliğini kaybettikten sonra hem işlikler olarak kullanılmış, balık işleme atölyeleri ve demir işleme atölyeleri olarak kullanılmış. Daha sonra hemen sağımızda gördüğümüz kilisenin Osmanlı dönemine ait mezarlık alanı olarak kullanıldığından çok sık bir şekilde burada iskeletlere rastlıyoruz. Yaklaşık 200-300 yıllık iskeletler bunlar. Şu ana kadar 110-120 tane, 100 tanesini Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümüne teslim ettik araştırmalarını yapmak üzere. Ve bunlar Odeon'un çevresinde bol miktarda ele geçmeye de devam etmektedir. Burada bir mozaik bulduk. 1990 yılında dünyada örneğine çok az rastlanan, milattan sonra 5. yüzyıla tarihlediğimiz bir mozaik bulduk. Mozaiğimizi özel kılan, nadir kılan şey buranın 5. yüzyıldaki topografik planını ve liman planını veriyor. Aynı zamanda Kerenderis Antik Kenti'ndeki yapıları betimleyen bir mozaik. Dünyada bunun Ostia, İspanya'daki örneklerini biliyoruz. Ürdün'deki örneklerini biliyoruz. Ve buna benzer Kerenderis Antik Kenti'mizde de çok sağlam 13 metreye 3 metre ölçülerinde bir kent haritası diyebileceğimiz bir mozaik ele geçirdik. Bu konuda da gerçekten çok şanslıyız. Restorasyonunu yaptık. Üst örtüsü hazır olan ve turistlerle, ziyaretçilerle buluşmayı bekleyen bir yapımız da bu. Bu aslında Kerenderis Antik Kenti 2800 yıl önce kurulmuş bir kent. Burada ele geçirdiğimiz mozaik kenti betimliyor ama kentin 1500 yıl önceki halini betimliyor. Buradaki limanın çevresi çevreleyen ticari yapıları ve kaleyi betimliyor. Temelli yapılar mevcut. Hemen ortada baktığımızda kayıklarımız var. Limana girerken balık gözüyle bakışı simgeleyen bir harita aslında mozaiklerle süslenmiş kentin planını içeriyor. Kelenderis kent mozaiği ya da liman mozaiği olarak tanımladığımız mozaik 1500 yıl önce yapılmış bir mozaiktir ve dünyada ender örnekleri vardır. Burada Kelenderis'in topografyasına uygun 1500 yıl önceki yapıların tamamını görebiliyoruz. Limanı çevreleyen yapıların tamamını görebiliyoruz. Bir kısmını da bugün ortaya çıkardık ve restorasyonunu yaparak ziyaretçilerle kavuşturacak hale getirdik. Balık gözü şeklinde, balık gözünün gördüğü şekilde gelenlerin hangi yerde hangi hizmeti alabileceklerini gösteren bir haritayla karşı karşıyayız. Hamam, ticaret merkezi, taverna, ondan sonra diğer gerekli bir turist için, buraya gelen bir tüccar için gerekli bütün yapıları betimlemiştir. Kerenderis Antik Kenti'nde bazilikal planlı kilisenin içerisindeyiz. Kilisemizde yaklaşık 370 metrekare mozaik bulunmaktadır. Mozaikler yerinde sergilenmektedir. Kentin tamamında ise yaklaşık 500 metrekare mozaik bulunmaktadır ve
mozaikler bulunduğu orijinal formunda sergilenmektedir. Bu da Türkiye'de bir açık hava müzesi, açık hava mozaik müzesine dönüştürmüştür antik kentimizi. 500 metrekare mozaik yerinde korunan Türkiye'deki antik kentlerden, ender antik kentlerden biriyiz. Aydıncık ilçesinde antik limanda ziyaretçilerle buluşmayı bekliyoruz.